Yani nedir bu böyle? Kim geliyor? Allah Allah. Helena bu. Helena. Geldin demek. Ben dedim bir daha yok, göremem seni. Nasılsın? Helena yavrum. Benim dünyalar güzeli kızım. Şehzade Hazretleri. Sağ olun. Afiyet olsun şehzadem. Başlayın bizi. Haberimiz olsaydı daha iyi ağırlardık sizi. Rahat olun. Nasıl bir sıkıntınız yoktur inşallah. Sayenizde hiçbir sıkıntımız yok. Bizi ihya ettiniz. Şehzadem. Biz de haber bekliyorduk sizden. Ne vakit kıyılır nikah? Yemin ediyorum aklıma gelmişti. Şehzadeymiş demek. Cehenneme gidiyorum derken cennete düştüm desene. Nasıl bir tanihtir bu? Yeni kıyafetler, mücevherler. Anlatsana, neler oldu? Anlatacak o kadar çok şey var ki. E anlatsana, ne duruyorsun? Saray nasıl? Elmaslarla, altınlarla süslü diyorlar. Anlatsana. Nikah kıyacaksınız değil mi şehzadem? Malum, dosta düşmana karşı mahcup olmak istemeyiz. Merak etme Yannis Efendi. Kimseye mahcup etmeyiz sizi. Şu tüccar Abbas'a rahatsız ediyor mu? Arada bir yokluyor. Görüyorum çarşıda. Bir şeyler konuşuyor. Ama ben oralı olmuyorum. Şeytan görsün yüzünü. Hızır Reis yakında İstanbul'da olur. Tunus'u bir kez daha fethetmek için hazırlıklara başladı bile. Akabinde İtalya. Orada ben de olmak istiyorum Taşlıcalı. Acem seferi bir hayli uzun, meşakkatli bir sefer oldu şehzadem. Böyle olacağı en başından belliydi zaten. Bu yüzden sizi saltanat vekili tayin ettiler. Fakat şimdi yönümüz Hristiyan alemi. Önümüzde denizler var. Allah'ın izniyle kısa sürede dize getiririz kafiri. Siz de bu zaferin serdarı olursunuz. Şehzade Hazretleri, Mahidevran Sultan geldiler. Gelsin. Valide. Müsaadenizle. Cariyeni ailesini yanına götürmüşsün. Evet. Usullerimizde böyle bir şey yok. Olamaz. Bir cariyenin yeri haremdir. Zinhar çıkamaz. Bilhassa benim haberim olmadan. Mesele buysa bir dahaki sefere haberiniz olur. Bir dahaki sefere olmayacak Mustafa. Haremin nizamını bozacak hiçbir iltimasa müsaade etmem. O cariye gözden olarak diğerlerinden ayrıldı zaten. Gözdelerin ne hakkı varsa ona sahip. Daha fazlasına değil. Bu öfkeniz nedir valide? Mustafa, o hatunun burada kalması münasip değil. Bir ailesi var.
Hür bir hatun. Ne malum yarın bizden nikah istemeyecekleri? İstediler zaten. Biliyordum. Eğer benim sözümü dinlemezsen olacağı bu. Bir an evvel gönder hatunu. Hevesini de almışsındır herhalde. Validem. Sakın oğlum. Nikahı aklından bile geçirme. Hanedanımız buna müsaade etmez. Ben de etmem. İyi düşün Taşın. Baban gelmeden bu iş hallolmuş olacak. Anladın mı? Sağ vurdum. Hatun'un ailesini tehdit etmiş şehzade. Sonra bakarsın icabına. Emredersiniz. Kaçma! Kaçma! Gel buraya! Öldüreceğim seni! Yakalayın şunu! Yakalayın! Koşun rekatlar neymiş gösterim şuna! Yakalayın! Kaldırın. Kaldırın. Ağlar durun. Ne yapıyorsunuz? Hırsız bu beyim. Bıktık usandık bundan. Her gün bir şey çalıyor. Yetti canımıza. Neyse ne. Bunca adam bir hatuna saldırmaya utanmıyor musunuz? Sen kimsin? Sen hesap vereceğiz. Kimin tezgahından aldı bu ekmeği? Benim beyim. Verin parasını. Herkes işinin başına dönsün. Dönmesine dönelim de siz kimsiniz beyim? Kimlerdensiniz? Bey gafiller, eğilin. Şehzade Mustafa Hazretleri var karşınızda. Hoş geldiniz şehzadem. Aman şehzadem, bağışlayın bizi. Bilemedik. İşinizin başına dönün. Aç mısın hatun sen? Adın ne senin? Kimin kimsen yok mu? Konuşsana hatun. Ben. Diana. Diana. Evin barkın yok mu? Nerede kalıyorsun? Kimsesi yok bunun şehzadem. Sokaklarda çalıp sıparak yaşıyor. Dövdüler, sövdüler nafile. Ne cezalar verdiler. Saçlarını bile kestiler rahat dursun diye. Fakat kâr etmedi. Müjdeler olsun Mustafa. Aslan gibi bir şehzademiz oldu. Sen nasılsın Fatma? Kucağınıza bir şehzade verdim ya. Ölsem de gam yemem. Ne isim vermek istersin civan bahtımıza? Ben değil validem. Hünkârımız versin isterim.
Babamdan haber gelene kadar bekleyelim. İyi düşündün aslanım. Ağlar, derhal payitahta. Sultan Süleyman'a müjde edilsin bu kutlu havadis. Nikah meselesinde hakları var şehzadem. Eğer kadıya şikayet ederlerse... bu sizin ve hanedanın itibarı için hiç iyi olmaz. Bu vaziyette yani nikahı kıyacağım ya hatunu göndereceğim öyle mi? Gel. Şehzade Hazretleri, payitahttan ulak geldi. Sultan Süleyman Han Hazretleri müjdenizi almışlar. Yakında Saruhan'a teşrif edecekler. Âlâ. Yalnız mı geliyorlar? Hayır şehzadem. Hürrem Sultan, Şehzade Mehmet, Şehzade Cihangir ve Mihrimah Sultan Hazretleri refakat edecekler. Valideme haber verin. Hünkârımızı en iyi şekilde ağırlamak istiyorum. Şehzade Hazretlerim. Taşlıcalı. Hünkârımızın Akhisar mevkiinde olduğu bildirildi. Gelmeleri yakın. Siz buyurun giyinin. Şehzadem. Gel Elena. Bizi yalnız bırak. Günlerdir görmüyorum seni. Biraz meşguldüm. Ben senin için buradayım. Dayanmak güç. Sabretmek güç ama katlanıyorum. Çünkü sen varsan her yer cennet bana. Ama yoksun. Ben neredeyim, ne yapıyorum hiç sormuyorsun bile. Beni sevmiyor musun artık? Ne demek bu? Karacan benim. Bir değil bin haremim olsa ne fayda? Benim gönlüm sendedir. Mustafa'm. Hünkârım. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk Mustafa. Mehmet. Demek sarayın burası. Çok güzelmiş. Hünkârım. Şehzadem hoş geldiniz. Taşlıcalı Yahya bahsetmiştim. Sultanım, hoş geldiniz. Şehzadem. Sultanım. Nasıl memnun musun şehzademden? Biz ziyadesiyle razıyız hünkârım. Rabbim de razı olsun. Amin. Kaderde geri dönmek varmış. Dünya gözüyle görmek nasip oldu. Buralarda hala yaptıklarınızı anlatırlar hünkârım. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım.
Nihayet geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı. Saruhan'ı hayli özlemişim. Her fırsatta durduk. Nasılsın? Gördüğünüz gibi iyiyim. Evladımızla, torunumuzla birlikte huzur içindeyiz. Şükürler olsun. Âlâ. Senin adın Mustafa. Senin adın Mustafa. Senin adın Mustafa. Senin adın Süleyman. Senin adın Süleyman. Senin adın Süleyman. Allah salihlerini eylesin. Allah bahtiyar eylesin. Allah devlet-i haliyeye bağışlasın. La Divina Commedia. İbrahim Paşa'nın hediyesidir. Dante Alighieri'nin. Okumadıysan al. Yalnız İtalyanca. Bir türlü tam vakıf olamadım. Ama inat ettim, öğreneceğim. Neyi anlatıyor? Cehennemi, sonra Arafı, cenneti, muazzam bir seyahat. İnsanın kendi ruhunda çıktığı muazzam bir seyahat. Zannediyorum Miraçnamelerden esinlenmiş. Neyse, bir iki gün dinlen de beraber hava çıkarız. Çok isterim. Gelmeden babamla da gittik. Nasıldı? İyiydi. Babamla kılıç talimi bile yaptım. Kısa sürdü her zamanki gibi. O gün bana bir rüyasını anlattı. Ben doğduğum gece bir rüya görmüş. Odasına gittiğinde karanlıkmış her yer. Birden bir ışık süzülmüş içeri. Bir ay doğmuş sanki. Tahtı aydınlatmış. Üstünde bir bebek görmüş. Uyuyan bir bebek. Benmişim o. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Mahidevran, nasılsın, iyi misin? Bir sıkıntın yoktur inşallah. Şükürler olsun. Aslanım el üstünde tutuyor. Âlâ. Hatırladınız mı? Bu masada işlerdiniz mücevherler.
en güzel, en mesut yıllarımız bu kubbe altında geçti. Nereye baksam bir hatıra canlanıyor gözümde. İlk burada gördüm sizi. Burada aşık oldum. Mübarek ayaklarınızın tozunu burada yüzsürdüm. Evladım Mustafa'yı bu odada doğurdum. Zaman nasıl da hızlı akıp geçiyor. Oysa her şey hala dün gibi. Hala kulaklarımda sizin sesiniz. Mahidevran'ın gül bağrı. Bağışlayın. Buraya kadar gelmişken hava çıkarız elbet. Lakin günübirlik gideriz. Vaktimiz kısıtlı. Manisa'yı merak ediyorum. Abim gezdireceğini söyledi. Ben de epeydir görmedim. Birlikte gezeriz. Mustafa'm. Buyurun hünkârım. Nerelere daldın? Hiç. Sizi dinliyorum. Keşke hep böyle bir arada olabilsek. Kolay gelsin efendim. Sağ olasın. İşlerin nasıl? Şükürler olsun. Şehzademiz geldiğinden beri cebimiz para gördü. Saruhan'ı iyi yönetemiyor diyorlar. Her tarafta karışıklık baş göstermiş. Kim demişse halt etmiş. Şehzademiz Cihan'ı yönetir evelallah. Babası gibi sultan göndereceğiz onu buradan. Allah'ın izniyle tahta çıkacak bir gün. Tahta. Sultan Süleyman öyle kolay vermez tahta. Orası öyle. Hürrem Sultan müsaade etmez. Mehmet büyümüş diyorlar. Büyüse ne olacak? Şehzade Mustafa varken ona mı kalmış tahta çıkmak? Bu ne cüret? Şehzadeniz sultanınız hakkında nasıl böyle konuşursunuz? Kolay gelsin ağlar. Sağ olasın. Buyurun beyim. Şerbetiniz. Hmm. İşlerin nasıl? Karın tokluğuna çalışıyoruz beyim. Başkaca mesleğin yok mu senin? Tarlamız vardı. Fakat yoklukta sattım. Şehzade Hazretleri isteyenlere tarla vereceğini söylemişler. Nasıl verecekmiş? Ne lazımsa temin edilecekmiş beyim. Biz ekip biçeceğiz. Bir kısmını biz alacağız. Gerisi de hazineye gidecekmiş. İnşallah olur. O vakit gece gündüz dua ederiz şehzadeye. Hayırlı işler olsun. Sağ olun beyim. Mustafa. Birçok arazi boş duruyor hünkârım. Ekip biçecek güçleri yok. Böylece hem hazineye para girer hem de işi gücü olmayana bir ekmek kapısı olur dedim. Hala. Güzel düşünmüşsün. Babası. Canını almadan git buradan. Sen karışma. Şehzadeye bir çift lafım var. Yürü dedim. Bırak beni Şehzade Hazretleri. Sen ki koskoca şehzadesin. Yakışıyor mu sana nişanlı bir kızı kaçırmak? Hadi aldın bari nikah kıysaydın. Ailesi utanç içinde. Hadi
çarşıda gördüğünüz tüccar. Borçlandırmış aileyi, kendine mecbur bırakmış. Evvela aileyle görüştüm. Kendi rızalarıyla attılar nişanı. Sonra da tüccar olan borçlarını ödedim. Sen ki burada benim adaletimi temsil ediyorsun. Kanunlara evvela senin riayet etmen icap eder. Hatun esir değil, ganimet değil. Nasıl alırsın hareme? O tüccar mahkemeye gitse kazanır. Ben dahi kurtaramam seni. Ailesinin rızasını alsan dahi hür bir hatunu kaçırmakla itham edilirsin. Benim şehzadem kendini nasıl böyle bir vaziyete layık görür? Üstelik mevzu bahis hanedanın itibarı. Buna fırsat vermeyeceğim hünkârım. Hatuna nikah kıyacağım. Nikah? Aksel'de onu kapının önüne koymam lazım baba. Bunu yapmamı istemeyin benden. Sen ne dersin? Naçizane tavsiyem şehzadem. Nikah kararınızda ısrar etmeyin. Helena'dan vazgeç mi dersin? Hayır. Hünkârımız gittikten sonra bir hal çaresine bakarsınız derim. Gel. Gel Mirma. Şehzadem. Ben Cengir'i merak etmiştim. Anlaşılan keyfi gayet yerinde. Şehzademiz bir hayli yaman olmuş. Gücü kuvveti de yerinde. Bir hayli de mesut gördüm. Buraya geldiği içindir. Bilhassa sizi çok özledi. Taşlıcalı ağlara söyle mihrimah yemeğini de buraya getirsinler. Bir sakıncası yok değil mi? Çok sevinirim. Müsaadenizle şehzadem. İyi misiniz? Bir vakitler bu orman bizim sığınağımızdı. Saraydan kaçıp buralara gelirdik. Muhafızlar bütün gün bizi arardı, biz de sohbet ederdik. Hiç bıkmadan, usanmadan hak, adalet, ilim, sanat, felsefe, nice hayaller kurardık. İbrahim Paşa ile mi hünkârım? Paşa da çok bahsederdi o günlerden. Hatta itiraf etmeliyim ki paşayı kıskanırdım. Benden çok onu görürdünüz. Güzel günlerdi Mustafa'm. Paşa ile yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Dostluğumuz her şeyden önemliydi. Gizli saklı nedir bilmezdik. Meğer o saf günlerimiz hayatımızın en güzel vakitleriymiş. Birden bir ışık süzülmüş içeri. Bir ay doğmuş sanki. Tahta aydınlanmış. Üstünde bir bebek görmüş. Uyuyan bir bebek. Benmişim o. Mustafa mı? Nedir senin canını sıkan şey böyle? Hünkârım,
Çarşıda pazarda kimin ne söylediği mühim değil. Benim tek arzum size layık bir evlat olabilmektir. Ben seni tanırım Mustafa'm. Cümle alem benim karşıma geçip senin aleyhine konuşsa zinhar itibar etmem. Bu nikah meselesiyle de sizi üzdüysem bağışlayın. Böyle şeyler beni üzmez Mustafa'm. Bilirsin benim aşka hürmetim vardır. Lakin dikkat etmen lazım. Görüyorsun herkes seni cümle Osmanlı mülküne layık görüyor. Tıpkı benim gibi. Bu yüzden aşkın seni aciz kılmasına müsaade etmem.